Merhaba arkadaşlar. Merhabalar, selamlar. Geçen hafta dolandırılıyorduk. Size bir anlatalım dedik. Nitelikli bir dolandırıcı tarafından dolandırılacağımızı anladık polisle görüşünce. Çok yaygın bir dolandırıcılık tarzıymış. Avrupa kıtasında da yoğun bir şekilde oluyormuş. Bizi dolandıramadılar son anda. Sizi de dolandıramasınlar diye bir anlatalım dedik. Tabii birazcık zamanımız da çalındı. Anna birkaç gün olaydan dolayı stres oldu, sürekli aklına geldi falan. Yapmaya çalıştığımız şey çok insan tarafından yapılmaya çalışılan bir şey. Nasıl oldu? Ben bir giriş yapayım. Sonra Anna neler yaşadı anlatsın güzelce. Şimdi Karin artık bizimle yatmayı tercih ediyor. Çoğu zaman kendi yatağına koyduğumuz zaman ağlayıp gece uyanıp yanımıza geliyor. Biz de üzülüyoruz. Sarılıp yatmak da hoşumuza gidiyor kızımızla. O yüzden dedik ki yatağımızı büyütelim. Eski yatağımızı satalım. İsveç'te de şöyle bir sorun var. Atıyorum bir eşyanızı çıkartacaksınız, atacaksınız. Çıkartıp sokağın ortasına ya da binanın işte girişine veya işte Türkiye'deki gibi uygun bir yere koyup bekletme şansınız olmuyor. Özel bir günü var. Birileriyle konuşmanız, rezervasyon yapmanız falan gerekiyor. Dolayısıyla bir şeyi dışarıya atıvermektense ikinci elde satmak çok daha kolay hale geliyor. Birileri gelip evimizden alıp götürüveriyor. Dolayısıyla işte biz yatağımızı satalım dedik. İkinci ele ilana koyduk ve başımıza bir iki muhabbetler geldi. Ben burada Anna'ya devrediyorum. Anna size anlatsın neler yaşadık. Yatağımızı Facebook Market'e koyduk satmak için. Ve herhalde o gün direkt bana birisi yazdı. Zaten cumartesi günüydü. Sabah koydum. Adam hemen yatağı almak istedi. Aynı günde. Ya da en yakın zamanda. Bir değişik teklif de bulundu. Bu arada biz şaşırdık yani. Yatağı koyar koymaz birilerinin böyle almak istemesi. Bu ne hız falan dedik. İkinci el çok hızlı İsveç'te. Çok da tutulan bir yöntem işte. Tüketimi azaltmak için, dünyaya verilen zararı falan azaltmak için insanlar böyle şeylere önem veriyorlar ama bu kadar da olur mu dedik yani. Yatağı koyar koymaz birisi almak istiyor. Hemen almak istedi. Biraz acele vardı. En yakın zamanda alayım diyordu. Aynı gün olur mu diyordu. Konuşurken de böyle bir değişik teklif de bulundu. Dedi bende Swish yok. Swish kullanmıyorum. UPS'le para göndereyim size. Sonra da birisi yatağı alır diye. Swish de İsveç'te çok kullanılan bir para transfer metodu. Telefon numarasını yazarak işte şimdi bizim bankalarda da yapılıyor ya. Eskiden yapılmıyordu. İsveç'te Swish'te telefon numarasını yazıyorsunuz. İstediğiniz parayı karşıya tık diye anında geçiyor. Adam ben onu kullanmıyorum. UPS kullanıyorum demiş anne. Değil mi? Evet. Ben de tek böyle bir teşhis bana geldi. Sen biz video çekelim istemiyorsun değil mi? Videolar gecikiyor bu arkadaş yüzünden görüyorsunuz değil mi? Bana da değişik geldi bu UPS teklifi. Ama adam önce para size ulaşacak sonra yatağı alayım deyince de rahatladım olur dedim. Önce para ulaşsın sonra bakarız dedim. Devam ettik. Öğleden sonra adam bana parayı gönderdi ama size mail gelecek dedi. Mail gelince de mail UPS'tan değil Gmail domain'den geldi ve böyle bir değişik bozuk gibiydi. Direkt spam'a düştü önce. Mail'de link vardı ödeme için ve adam benden bir kısmı ödemesini istiyordu kargo ücreti. Normalde Swish'le biz paramızı alırız. Birisi de sonra gelir yatağı teslim eder. Aynen. Veya işte bir şekilde banka hesabımıza para geçer. Biz de ürünü veririz. Gelip alırlar falan.
Ki nitekim yatağımız satıldı. Yeni yatağımızı da aldık. Sattığımız adam önce parayı transfer etti. Aynen. Sonra geldi akşam aldı. Yatağı aldı, gitti tertemiz. Bu sefer de adam bana hemen ödeme yap, ben para kaybediyorum diye ve pazar günü sabaha kadar sadece vaktin var demeye başladı. Ben de böyle bir şey olunca UPS Customer Service'i aramaya çalıştım. O da kapalı hafta sonu olduğu için. Mail'de bir değişik domainden gelince düşünmeye başladım. O da mail yapmayınca da adam baya basmaya başladı. Önce ne dedi? Sürekli öde 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 falan hızlı bir şekilde ben ödenemeye para, başladı. Ben para ödedim kaybediyorum gönderdi bana iade etmezler dedi. İşte kargocu gelecek falan aynen. Birileri bekliyor falan. Zaten dolandırıcılar böyle o anlık acele hissiyatını yaratıp öyle insanları kandırıyorlar aynen. Genelde. En son adam bana ben polise ödeme yapmazsan polise bildireceğim. Seni dava açmak zorunda kalacağım senin karşı ve sonuç olarak sen 95 bin krona ödemek zorunda kalırsın ya da 5 sene hapis cezası alırsın. Eğer pazartesi günü 9'a kadar o para ödemezsin. Babam. Ben de böyle olunca adamı blok ettim ve polisi aradım. Polisle görüştük. Onlar da o e-mail kayıtlıydı. Bu şemayı biliyorlar. Ve bu şema çok yaygın buralarda. Adam şey diyordu, birileri gelecek kapıya falan. Evet. Böyle hani ne oluyor dedik yani İsveç'teyiz, kapıya birileri geliyor. Yatak satacaktık yani altı üstü. Biraz böyle Anna'da tedirgin oldu. Ben de dışarıdaydım ilk zamanlar. Beni aradı falan, ne yapacağız böyle bir şeyler vardı. İnsanın da böyle şeyler aklına geliyor. Bir iki gün Anna aklına geldi, tedirgin oldu. Neyden tedirgin oldu? Yatağı adama satamadık. Başkasına satmak istiyoruz. Ama korkuyoruz dolandıracağız diye. Ama artık düşünmeye başladık yani. Dolandırılabiliriz falan diye. Öyle olunca acaba ben dedim hatta anlaya. Satmayalım ne olsun dedim ya. Ondan sonra bakarız birazcık uyumuyoruz falan dedim. Karım da böyle bazen düz yatmıyor. Yani yatıyor. Demek senden bahsediyoruz. Senin yüzünden zaten video da çekemiyoruz. İşte böyle durumlar bizi neredeyse dolandırıyorlardı. O anda telaşa gelse Anna veya işte o gelen e-mail'in son kısmından anlamasa UPS'in maili olmadığını ki birçok insan bunu anlamayabilir veya işte o acele ettirmesinden kaynaklı burası İsveç falan diye düşünüp bir şey olmaz diye düşünüp kredi kartını girseydi büyük bir ödeme alınabilirdi bizden. İsveç'te kiralarda da şöyle bir dolandırıcılık yöntemi oluyor. Biliyorsunuz burada ev bulmak, kiralamak falan bayağı zor. Bunu tabii ki bir dolandırıcılık yöntemine çevirmişler. İşte diyorlar ki mesela bir güzel bir daire resmi koyuyorlar. Ve bu dairenin fiyatı genelde diğer dairelere göre çok ucuz oluyor. Ve siz hani hem güzel daire hem de fiyatı da uygun diyorsunuz. Ve kolay bir şekilde oraya ilerliyorsunuz. İşte size mail gönderiyorlar. Şu web sitesine gireceksiniz, kayıt olacaksınız. Ve hani buranın bir ücretli bir üyeliği var. Bu üyelikten sonra ancak biz size bu daireyi kiralayabiliriz gibisinden bir ortam yaratılıyor. İsveç'te gerçekten belli sitelere üye olup da kiralıklar için sıraya girdiğiniz için bu da bilinen bir şey olduğu için genelde bu duyduğunuz için size normal geliyor. Evet, siteye girmeliyim, üye olmalıyım. Bazıları da gerçekten ücretli. Ha, bu da ücretliymiş diyebiliyorsunuz. Dolayısıyla size gönderilen web sitesindeki web sitesinin linkini ve ismini başka yerlerden araştırıp gerçekten herkesin kullandığı o yüz binlerin kullandığı uygulamalarla ve web siteleriyle aynı web sitesi mi diye bir karşılaştırıp daha sonra ödeme, kredi kartı bilgisi vermek gerekiyor. Öbür türlü bu hataya düşmek
çok kolay oluyor. Birisi bizim yaşadığımız olay, birisi de bildiğimiz bir olay. Başka olaylar olursa da size zamanla anlatırız. Daha eşyalarımızı satacağız. Çünkü yeni bir eve taşınacağız. Buradaki eşyaları satıp yeni eve yeni eşyalar almayı planlıyoruz. Bakalım hayırlısı olsun artık diyoruz. Ne diyorsun? Evet. Bugünkü bu kadar. Aynen. Bugünlük bu kadar. Karim bize bu kadar izin verdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye de. Bye bye. Hey no. Hey no.